Evet hocam, siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar gerçekten çok güzel bahsettiler. Şunu ben sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Birincisi, sadece göller bölgesi veya ya Burdur havzası veya İç Anadolu'yu Konya havzası değil, Marmara havzasında da göllerde su kaybı var. Yani Türkiye'nin geneline yansımış bir şey. Burada tarımın kontrolsüzlüğü mü, tarımın artması mı, işletme hatası mı? Nereden kaynaklanıyor bütün bu şey? Siz ne anlatacaksınız bize? Fatih Bey, yani açık yürekli söylemek lazım. Belki de suyu en fazla değersizleştiren ülkelerden bir tanesiyiz. Pazarcı bağırır, sudan ucuz, sudan ucuz, onu ucuz olduğunu anlatmak için. Bazen işte sanki kötü bir şeymiş gibi su akar, Türk bakar. Bakar, bakmaktan güzel bir şey var mı? Norveç'te de su akınca bakıyoruz. Hatta gidip fotoğraf çektiriyoruz. Yüzlerce insan Norveç'te akan derelere bakıp keyif alıyorlar. Yani bu dereye bakmak kötü bir şey kötü mi? Bir şey mi? Sanki bunu kötü bir şeymiş gibi onu işte buluyorsunuz. Onlarca yüzlerce HES'lere diktik arka arkaya. İyi bir şey yapmışız gibi. Bunları sonra arayacağız. Buraya belki bu konuları tartışırız bu akşam, bilemiyorum. Tabii vakit ki olursa. Dediğiniz gibi aslında sorun Türkiye'nin sorunu. Sadece göller bölgesinin değil. Meryem hocamız çok güzel anlattı. Biz aslında Türkiye'de çalıştık ama yani Erzurum'dan Diyarbakır'a, Antalya'ya, İzmir Tahtalı Barajı'na kadar ama özellikle Marmara bölgesindeki gölleri daha çok çalışıyoruz. Ya gördüğümüz şu Fatih Bey, inanılmaz hatalar yapılıyor, inanılmaz yanlışlıklar yapılıyor. Düşünün, neler yapılıyor örneğin? Örneğin ben doktora tezimi 1993 senesinde İznik Gölü'nde çalıştım. Hala çalışıyoruz. Şimdi doktor öğrencim çalışıyor. Ne çalışıyor? Tarımsal kirleticiler çalışıyor, pah çalışıyor. Tarımsal kirleticilerde işte biliyorsunuz işte zaman zaman domates gönderilir Rusya'ya, şuraya buraya. Geri gelir işte kalıntı bulundu diye. İşte pestisit bakıyoruz bize, balıkta işte su canlılarında bir şeyler var mı diye. İnanın bana 1970'li yıllarda kullanımı yasaklanmış olan DDT'yi bile tespit ediyoruz hala. Şu anda. Hala. Hala DDT. Hadi şunu söyleyebilirler. İşte yaralanma ömrü uzundur bundan dolayı ama merdiven altı yapılmadığı nereden bilelim? Yani bu bizi şüphelendiriyor gerçekten. Bir sürü yasaklanmış kimyasalları halen buluyoruz. Yani diğer bir konu, ölçüsüzce su çekiliyor gerçekten. Manyas Gölü'nde zaman zaman şişiriliyor da, sadece çekilmiyor. Bentler yapılıyor. Karacabey Ovası'nı sulamak için havzadaki bütün su taşınıyor ve orada sular şişiriliyor. Ve kuş cenneti kuş cehennemine dönüyor. Sığırcık Deresi var. İnanın bana Sığırcık Deresi'nde biz 1 miligram oksijen ölçtük mü yüksek ölçtük diyoruz. Normalde 5-6 miligram oksijen ölçmemiz lazım. Bakın neden oluyor bu? Yani şuraya ben çok önemsiyorum. İnsanları bir restore edemedik. Erik mutlaka çok iyi tanır. İsveçli bir bilim insanı vardı. Göl restorasyoncu Sven Björk, Erik mutlaka bilir. Bana şunu demişti. Biz gölleri restore ederken önce insanı restore ederiz. Daha sonra suyun içine gireriz. İnsanı restore edemezseniz maalesef gölü restore edemiyorsunuz. İşte Haliç'te zaman zaman şu anda sıkıntılar konuşuyor. Çünkü Alibeyköy Kağıthane'deki insanı restore etmek lazım ki daha fazla kirlilik atmasınlar. Manyas Gölü'nde de öyle, Sırcık Deresi'nde de öyle. Ne yapılıyor, ne hatalar yapılıyor? Örneğin yağmur yağdığı zaman Anadolu'da rahmet denir Fatih Bey. Fakat Anadolu'da yağmur yağdığı mı zehir akıyor. Yağmur yağdığı zaman bekletiyorlar kuyularda suları, zehri boşaltıyorlar derelere ve maalesef gölleri zehirliyoruz. Bekletip boşaltmak ne demek? Yani o anda genelde kontroller olmaz yağmur yağdığı zaman. Çevre Bakanlığı personelleri kontrolleri gelemezler. O anda muhtemelen boşaltıyorlar ve sabah gidersiniz. Kirli suyu boşaltıyorlar. Yağmura karışıp gidiyor. Biz oysa ki sulak alanları korumak üzere, şu anda bizim 14 tane Ramsar alanımız var, buraları korumak üzere imza atmışız. Türkiye bir taraf ülke olarak biz burayı dünya mirası olarak koruyacağız diye imza atmışız. Şu anda 14'te 14 hepsinde korkunç sıkıntı var Fatih Bey. Yani hiçbirini koruyamıyoruz. Hepsi 4. sınıf su kalitesinde. Kimisini kurutup kuyacak gölü şu anda Kars'taki biliyorsunuz. Tamamen kurumuş durumda. Sultan Sazlığı biraz bahsetti Meryem hocamız. Kötü durumda. Eğirdir, Beşehir Gölü kötü durumda. Mekke Gölü kurudu şu anda biliyorsunuz. Artık göl de dememek lazım. Yani şu anda demek istediğim gerçekten büyük sıkıntılar var. Ama bunu çözmek için de büyük bir çaba görmüyorum ben. Oysa ki kağıt üzerinde... Peki bu göller mesela, kuruyan göller kurtarılabilir mi? Geri dönüşü var mı bunun? Yoksa artık kuruyan kurudu, geri kalanı mı kurtaracağız? Ya çok kolay değil kurtarmak Fatih Bey. Yani bunun doğrusunu konuşmak lazım. Çünkü hidrolojik süresini, beklettiğiniz suyu bilmediğiniz birçok sorun cevabını alamadığınız zaman orayı yeniden habitat oluşturamıyorsunuz. Habitat kayıpları oldu mu bir daha geriye gelmesi oldukça zor gerçekten. Ama şunu yapabiliriz. Biz şu anda biraz önce Meryem hocamız bahsetti.
eski hataları yapmayabiliriz. Örneğin işte Konya Kapalı Havzası'nda Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde şeker fabrikaları açılmış. Neden? Cumhuriyet bir şey üretmesi lazım. Çok haklı. Ama ne yapmışlar? Trenin gittiği yollara şeker fabrikaları yapmışlar. Kolay olsun diye taşımacılık falan filan. Ama o zaman su sıkıntısı yokmuş. Şimdi bakıyorum şu anda Konya Kapalı Havzası'nda şeker pancarının, mısırın, Allah aşkına hala bitki dizisini mi konuşacağız? Halen salma suyu mu konuşacağız? Bunlar bize... Peki mesela ne ekeceğiz onun yerine? Yani pancarı ekmedik. Yani pancardan suya... geçen köylü var bir, ikincisi şeker yiyoruz. Şeker nereden çıkacak? Çok basit. Yani suya da, susuzluğa dayanıklı bitkiler var. Dünya her tarafında bunlar uygulanıyor. Bunu yapabiliriz. Yani bunu çeşit insanlar ikna edilebilir. Bu eğitimden geçirilebilir. Ama ısrarla bunu yapmıyoruz. Israrla hatalarımıza devam ediyoruz. Özetle ben Marmara Denizi'nde biliyorsunuz bir müsilaj sorunu yaşandı. Evet. Ciddi bir şekilde sıkıntı şu anda insanları rahatsız etti ama... Ben içme sularının, yüzme sularının daha büyük sıkıntı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ya bu zaman zaman top taça atılıyor, maalesef atılıyor. İşte biliyorsunuz havzalar arası suyu taşıyarak bunu çözmeye çalışıyoruz. İşte ama bir tarafta suyu kuruturken bir tarafta bir beslemeye çalışıyoruz. Ama inanın bana bundan hiçbir çare değil. Hocam şimdi bu fotoğraflar ne anlatıyor? Enteresan fotoğraflarınız var. Ya onları isterseniz onun üzerinden gidelim. Ya bu mesela çok enteresan bir fotoğraf Fatih Bey. Bu Büyük Menderes Nehri. Büyük Menderes Nehri nereden çıkar? Dinar'dan çıkar, Afyon'dan çıkar. Afyon'da suyu bu hale getirmişiz. Daha çıktığı yerden bu hale getirmişiz. Ve inanın bana Büyük Menderes Nehri Aydın'dan denizine boşalır ve akamıyor, gidemiyor, yolda kayboluyor. Bir nehir Türkiye'nin en uzun 3. ya da 4. nehridir. Gidemiyor, kayboluyor da bulamıyoruz. Akamıyor yani. Menderes Nehri kayboluyor. Kayboluyor, kayboluyor. Gerçekten öyle kayboluyor. İsterseniz devam edelim resimler üzerinden. Bir sonraki arkadaşlar. Yine bu halde görüyorsunuz insanlar elinde ne gelirse işte insanların restorasyonu bunun için çok önemsediğim bir konu Fatih Bey. Yani insanlar eline ne gelirse atarsa suyu değersizleştirirse ve bunun gerçekten karşılığı yok. Yani sizin suyunuz çok az. Şu anda bakın işte hocam mutlaka o konuya girecektir. Yani kişi başına düşen su miktarı 1200-1300 metreküplere düştü. Yani hatta kayıtlı olan insanlara belki daha da az. Yani şu anda... yıllardan beri işte 112 milyar metreküp suyumuz vardı. Yeni hesaplamalarla 108 milyar metreküp düştük deniyor. Yani bu rakam bizi korkutmalı, incitmeli ve ciddi bir şekilde düşündürmeli. Ya biz daha kaynağında bu suyu bu hale getirirsek yani neyi konuşacağız? Yani insanları hakikaten diğer bir konu artık Avrupa Birliği'nin su çevre direktifinde belirttiği kriterleri kağıt üzerinde değil. Yani özde değil, sözde değil, özde değil artık uygulamak lazım. İnsanlar, işte fabrikalar, işte belediyeler bunun takipçisi olmalı. Bu kurallara uymayanlar cezası neyse ödemeli. Yani ödemediğim sürece, gereğini yapmadığım sürece yarınları göremiyoruz. Devam edelim isterseniz fotoğrafı. Bir sonraki arkadaşlar. Üçüncü görsel. Mesela bu fotoğraf geçen bir sene olmadı daha Küçükçekmece Gölü'nde çektik. Küçükçekmece Gölü'nde bu gördüğünüz Mersin balığı. Küçükçekmece Gölü'nde Mersin balığı mı? Evet, Mersin balığı girmiş. Biliyorsun insanların uzun yaşar. Gerçekten evet. Ancient bir balık. Çok eski yıllardan beri olan bir balık. Havyar çıkan balık. Havyar çıkan bir balık. Maalesef öldürdük burayı. Bu balık öldü. Bu şimdi başka ya bir... Nereden gelmiş peki? Marmara Denizi'nden girmiş. Zavallıcık baskıdan kaçmış ama burada kirliye dayanamadığı için maalesef ölmüş. Oksijensizlik o anda ölçtüğü gerçekten düşüktü. Peki bunun sorumlusu kim? Yani yıllardan beri... Küçükçekmece Gölü'nde girmiş orada... Küçükçekmece, özür diliyorum. Küçükçekmece. Küçükçekmece Gölü, yanlış söyledim. Büyükçekmece içme suyu kaynağıdır, yanlış söyledim. Küçükçekmece Gölü ama peki yıllardan beri biz Küçükçekmece Gölü ne yapmışız? Şehrin ortasında fabrika atıklarını, evsel atıkları, elimize ne gelirse attığımız bir göl yapmışız. Atık deposu yapmışız. Aynen. Fatih Bey. Dördüncü sınıf bir atık deposu. Şimdi gerçi oradan şey geçebiliyorsunuz. İstanbul geçecek. Bakın 1989 senesinde benim asistantım, o zamanki dekanımız dedi ki Çekmece'de balıklar ölmüş. Gidin bakın bakalım. Örnek aldık. Hala balık ölüyor. Yani bu insanları artık... Burada garip olan balığın ölmesiyle hala orada balık olması. Yani girer çıkar. Çünkü biliyorsun Marmara Denizi ile şey var, bağlantısı var. Dolayısıyla girip çıkması gayet normal ama yani şehrin ortasında aslında burayı bir ekolojik bir alan olarak gösterip çocuklara bir su kültürünü yaşatmak, su kültürünü insanlara önemsetmek, o su kültürünü halka indirmek gibi bir ödevi olmalı Küçükçekmece Gölü'nün ama biz burada balık öldürüyoruz maalesef hali. Atık yapıp boruların ucunu bağlamışız. Son yıllarda bir atılım var ama ben daha da bu atılımın biraz daha önemsenmesini, biraz daha artık suyla insanın barışmasını diliyorum.